bir mayınlı sahada bu sorudan kaçabilme, bu soruya farklı yanıt verebilme deneyimi de yok ya bu liderlikte. Tamam, tam da bunu sordum ben. Devrim Gürkan, ideolojik sapma mı var, ilkelerde sapma mı var, partiler neden kurulduklarını unutuyorlar mı zaman içinde, neler oluyor? Bu İyi Parti özelinde nasıl gelişti sizce? Şöyle aslında bunun nedeni son 20-22 senede yaşadıklarımız ve geldiğimiz nokta. Yani partiler, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu siyasi dizaynı ile birlikte, o kutuplaşma siyaseti ile birlikte biraz ilkelerden çıkıp kazanma odaklı bakmaya başladılar. Bu da anlaşılabilir bir şey çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi geçmişi de olmayan bir parti olarak, yani işte Milli Görüş'te bugünlerde böyle bir bağlantı kurulmaya çalışılıyor ama o gömleği çıkarttık diye başlamıştı. Bu geçmişi olmamayı çok iyi bir şekilde kullandı. Sayın Erdoğan'ın da bu pragmatik siyaseti zaten hepimizin malumu, çok hızlı şekilde her şey değişiyor. Yani o U dönüşler olarak söylüyoruz ama bunu kendi kitlesine de hızlı bir şekilde kabul ettirebilmesi. Bu arada diğer partilere ve diğer liderlere seçim kazanamama üzerinden sürekli yapılan eleştiriler, bunları bir araya getirdiğimiz zaman aslında partilerin neden siyaset yaptıkları, ilkeleri bir arkada kalıp daha çok kazanma odaklı, hani nasıl kazanırsak kazanalım odaklı bir kültür hakim oldu. Türkiye sosyolojisinde de az önce de konuştuk, bunun da etkileri var. Yani insanlar hani ilkeyi ön plana koyan siyasete pek de prim vermiyorlar. Bu olunca biz bunun karşılığını siyasi partilerde de görüyoruz. Yanı sıra özellikle merkez sağın dağılmasıyla birlikte oradaki o tutarlılığın da kaybolmuş olması çok önemli bir not. Bu da İyi Parti'yi de biraz etkiliyor. Aslında bu tartışmayı şöyle belki bir örnekle bağlayabiliriz. Meral Akşener ilk hani merkez sağı da kucaklayabilecek, oraya da açılabilecek bir hareket olarak tarif ettiği dönemde bu pek de kolay değildi. Yani Demirel'in merkez sağı mıydı söz konusu olan, yoksa Demirel'den sonra çok ciddi kırılmalar yaşanan Tansu Çiller siyaseti miydi? Meral Akşener biraz, Meral Akşener'in merkez sağı biraz Tansu Çiller siyaseti gibi. Mesela Sayın Ensarioğlu'nun şimdi mesajı orada duruyor. Sayın Ensarioğlu Doğru Yol Partisi'nden uzun süre milletvekilliği yaptı, bakanlık yaptı. Merkez sağ siyaset içindeydi. Hiç böyle bir açıklamasını, bu konudaki duyarlılığını, evet Kürt kimliğini net bir şekilde ortaya koyan bir siyasetçiydi ama bu tip konulara hiç girmiyordu. Neden? Demirel bu tip bir açıklamaya asla izin vermezdi. Böyle bir polemiğe. Peki Meral Akşener'in, biz Devrim yanda... Bey, Demirel'le kıyasladığınızda Meral Akşener'in bu konuda kontrolü yitirdiğini söylemek mümkün mü? Yani örgüt yani içi bağda, hakim bağlarda. Partisine hakim olmadığını, bu tip konularda biraz ortamın boş bırakıldığını anlıyoruz. Şimdi hani alternatif bir kaynaktan geldiği için, mesela Sayın Musavat Dervişoğlu'nun hani bu açıklamanın nasıl yapıldığını, buna kendisinin aslında izin vermeyeceğini, buna gerek yok dediğine ilişkin pek çok anekdot anlatılıyor Ankara'da. İyi Parti'de bu son yaşanan istifalar ve tartışmalar süreciyle birlikte bir başıbozukluk var. Yani herkes bir yerden bir çıkış yapıyor, bir açıklama yapıyor. Bir anda da böyle bir şey oldu. O parti disiplinini tamamen kaybetmiş durumda İyi Parti. Bu son açıklamada aslında bunun üzerinden geldi. Sayın Ensarioğlu ile ilgili ben birkaç soru sorduğumda özellikle açılım sürecinden sonra bu Kürt kimliği ile ilgili daha net bir tavır ortaya koymaya başladığı söyleniyordu. Hatta İyi Parti'de şöyle bir espri de dönüyor. Yani niye bu ismi koyuyoruz? Dengirmir Mehmet Fırat'ı koysaydık o zaman daha az tartışma olurdu diye böyle bir konuşma da yapılıyor. Dengir Bey de AKP'nin kurucularındandı biliyorsunuz. Daha sonra HDP'ye gitti. Bu isyanla ilgili hani akrabalık ilişkisini de biliyoruz.
Hani bu yönde pek çok şey konuşuluyor. Aslında dönüyoruz dolaşıyoruz aynı şeyi söylüyoruz. İyi Parti'de o disiplinin kaybolmuş olmasıyla. Ama Sayın Amir Alim'in uyarıları da son derece önemli. Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada net bir tutum koymaması o biraz daha farklı bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Bu sanıyorum işte ilk başta söylediğim kazanalım ama ne olursa olsun kazanalım. Hatta kazanmak için ilkelerimizden biraz da taviz verebiliriz kültürünün, anlayışının maalesef bugünün siyasetine neredeyse tamamen hakim olması. Şimdi şöyle bir düşündüğümüz zaman bu kültürden ayrı tutabileceğimiz hemen hemen hiçbir partide yok gibi gözüküyor. En sağdan en sola kadar hepsinde bu tarzda bir örnek verebiliriz. Bunu aslında iktidarın bir şekilde rol model olarak aşıladığını söylemek herhalde abartılı bir yorum olmayacaktır Devrim Gürkan. Çünkü öyle yaparak iktidara geldiler. Herkese iyi geçindiklerini anlatmaya çalıştılar. Halbuki ciddiyetle bir karşı devrim projesi olarak gözümüzün önüne bir dolu niyet, aynı zamanda da eylem sokuşturdular. Ve biz bunun karşı devrimin buralarda seyretmeyeceğini, daha büyük bir projeye hizmet ettiğini her zaman söyledik. Büyük Orta Doğu projesi meselesi, karşı devrim diye bahsettiğimiz her şeyin uzantısı olarak yine ortaya çıkıyor ki, aslında bunu Balkanlaştırma projesi olarak değerlendiren akademisyenler de var. Yani bilim insanları da var. Nasıl ki orada da küçücük küçücük mikro devletlere böldüler. Farklı aidiyetler üzerinden yeni yeni yapılar oluşturmaya gayret ettiler. Ve nihayetinde Balkanlaştırma denilen bu böl, parçala, yönet modelini biz kendi coğrafyamız içinde düşündüğümüzde bunun adı aslında Büyük Orta Doğu Projesi. Tabii ki efeliyatı, başka doktriner açıklamaları da var bu projenin. Devrim Bey'in değerlendirmesine bir katkıda bulunmak ve aynı zamanda onun da değerlendirmesini almak istiyorum. Eğer Meral Hanım başlangıçtaki o vizyonunu gerçekleştirebilecek adımları atabilseydi, ne o? Merkez sağ, daha geniş bir kitle partisi, Ensarioğlu'nun bu açıklaması olmazdı. Ama zaman içinde bu gerçekleşmedi. Merkez sağın isimleri tasfiye, adeta Devlet Bahçeli'ye muhalefet eden ülkücülerin egemen olduğu bir parti haline gelince bu çıkışı yapma gereğini hissetti diye değerlendiriyorum. Bilmem katılır mı? Kesinlikle doğru söylüyorsunuz ama hani İyi Parti'nin kurucularını da unutuyoruz. Biraz hani gündem çok hızlı değiştiği için biz neler yaşadığımızı çok çabuk bir şekilde unutuyoruz. Kimlerden bahsettiğimizi. Yani İyi Parti kurulurken Koray Aydın'dan bahsediyoruz, Musavat Dervişoğlu'ndan bahsediyoruz, Ümit Özdağ'dan bahsediyoruz. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nde liderlik yarışına girmiş 3 kişi var. Yanlarında da Meral Akşener var. O da yine bir liderlik yarışı içinde. Şimdi bu kadar güçlü isimler arasında biz bazı merkez sağ isimlerle birlikte böyle bir açılım yapıldı. Şimdi İyi Parti'nin ilk yıllarını da biraz unutuyoruz. Yani Meral Akşener'in en tartışılan açıklamalarından bir tanesi Selahattin Demirtaş'la bir kahve muhabbeti vardı, hatırlayacaksınız. Hatta HDP'yi Kürt siyasetinin temsilcisi olarak tanımlamıştı. Yani bunların hepsini biz çok çabuk unuttuğumuz için, hatta bunun üzerine Ali Aydın, emekli Tuğgeneral, bu açıklamalardan kurucular kurulu üyesi olmasına rağmen istifa etmişti 2018'de İyi Parti'den. Yani merkez sağ veyahut da hani bu tarzda açılımlar bu kadar da kolay olmuyor. Biz biraz fazla isimler üzerinden okumalar yapıyoruz. Yine bu merkez sağ açılım doğrultusunda kurucular kurulu üyelerinden pek çoğu da ayrıldı. İşte Yusuf Alaçoğlu'nu, Özcan Yeniçeri'yi, bunların hepsini biz unutuyoruz. Bunların hepsi 2018 yılında olan istifalar. İşte Ümit Özdağ'ın istifası ardından geliyor. Bugün Ümit Özdağ hani Zafer Partisi'ni kurmuş bir kişi diye düşünüyoruz. Hayır, İyi Parti'deki bu milliyetçilik biraz merkeze açılma tartışmalarıyla birlikte yaşanmış bir süreç var. Şimdi bunların hepsini koyduğumuz zaman İyi Parti'nin içinde de o merkez sağ açılım çok kolay değildi.
Zaten Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılan isimler başattı. İYİ Parti neden kuruldu? Sayın Erdoğan'ın Milliyetçi Hareket Partisi kongresine, bu olağanüstü kongresine yapamaması nedeniyle oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin doğrudan müdahalesinin olduğu bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi onlar ayrıldılar, İYİ Parti'yi kurdular. Orada da büyük bir hırs, büyük bir hevesle ayrılınmış. Doğal olarak hani o milliyetçi damar çok baskın bir şekilde kendisini gösterdi. Zaman içinde de bu liderlik bir takım ayrışmaları gördük. Devrim Bey. İYİ Parti'nin bugünle geldiğimiz zaman... Devrim Bey, araya gireceğim. Çünkü tanımlar üzerine gitmek istiyorum biraz. Merkez sağ, merkez sağ, merkez sağ diyoruz ama kurucuların kimlikleri üzerinden zaten izahta bulundunuz. Fakat mesela Milliyetçi Hareket Partisi merkez sağ sayılır mı? Bana göre sayılmaz. Benim okuduğum hani dünyadaki siyasi gelişme, siyasi partiler tarihi açısından Milliyetçi Hareket Partisi zaten merkez sağ değil. İYİ Parti'ye girdiği zaman birilerini takviye etmeliydi ki bu açı biraz daha genişletilsin. Yani DYP geleneğinden geliyor diyemeyeceğimiz Salim Ensarioğlu DYP'de uzun zaman siyaset yapmıştı belki ama dediniz ki bu fikirlerini hiçbir zaman ortaya koymadı. Yani İYİ Parti merkeze yerleşebilmek için bildiklerini de mi unuttu? Şimdi şöyle söylemek lazım. Yani merkez sağı tanımlarken merkez sağın son yıllarında bizim anladığımız anlamda yani Doğru Yol ve Anavatan Partisi'nin temsil ettiği o merkez sağın son yıllarında nereye savrulduğunu da görmek gerekiyor. Kesinlikle. Sayın rahmetli Mesut Yılmaz milliyetçi sol diye bir tanım yapmıştı. Hatırlayacaksınız evet. Bunu. Anavatan Partisi zaten o 4 Eylül'den çoktan kopmuştu. Herkes neredeyse ayrılmıştı. Son bir damar olarak işte milliyetçi sol gibi bir kavram üzerinden kendisini tutmaya çalışıyordu. Dediğim gibi Tansu Çiller'in de çok radikal bir milliyetçi söylemi Doğru Yol Partisi'nin özellikle hani Kürt seçmeniyle veyahut da kırsal seçmeniyle ilişkisini neredeyse yok etmişti. Buradaki değişimi en iyi ne anlatabilir? Sayın Tansu Çiller'in ardından Doğru Yol Partisi'nin başına kim geldi? Sayın Mehmet Ağar geldi. Yani o merkez sağ gelenekte değil. Aslında merkez sağ 1990'ların ortasıyla birlikte kendisini başka bir şekilde tanımlamıştı. Bugün geldiğimiz noktada işte bu parti aidiyetleri de bittikten sonra merkez sağ aslında Sayın Tayyip Erdoğan'ın kurguladığı o daha muhafazakar, kırsalın biraz daha hakim olduğu, liberaller veyahut da daha hani kentlilerin de çıkar ilişkileri üzerinde kendilerini tanımladıkları bir noktaya geldi. Biz de zaten hani %60'a 40 veya 65'e 35 farklı oranlar da söyleniyor. Bu kendini sağcı tanımlayan veyahut da solcu tanımlayan ama bu sağcı tanımın altını getiremeyen büyük kısmı, solcu tanımının da altını fazla getiremeyen o %30-35'i de bu şekilde konmak lazım. Böyle bir aidiyetlerle tanımlayan bir grup üzerinde siyaset yapıyoruz. Böyle bir siyaset anlayışı içinde de bu kırılmalar tabii ki söz konusu oluyor. Aslında bugün bir merkez sağ olmadığı ortada. O yüzden hani milliyetçi bir damar üzerinde geliyor. Yani merkez sağ açılım sürecinde de aynı kişiler alkış yapıyorlar. Açılım süreci bitiyor gene alkış yapılıyor. Milliyetçi söyleme alkış yapılıyor. Ardından gidiliyor Hüdapar'la birlikte el ele tutuşulup zafer kaldırışları yapılıyor. Bu da olabiliyor. Şimdi burada bir ideolojik netlik, ilkelerden söz etmek çok da mümkün değil gibi düşünüyorum ben. Evet, peki dünyaya bakacak olursak, Hakkı Hocam çok sessizce izlediniz bizi. Dünyaya